Bu bölümde latifliği ele aldı. Latif başlangıcın sırrı diyerekten girdi. Aslında alemde var olan varlık diye nitelediğimiz şeyler letafetten kesafete doğru, yani latiflikten kesifliğe doğru var olmuş şeylerdir. En latif olmaları itibarıyla ne diyoruz? Melekut diyoruz. Melek, melekler, melekler alemi. Melekler de tabii daha önceki sohbetlerimizde de zikretmiştik. Bunları standart bir şekilde asla düşünmeyelim. Melek dediğimiz zaman çok geniş bir yelpaze dedik. Allah-u Teala'nın çeşit çeşit gerek sureten, gerekse ihtiva ettiği mana ve görevi anlamında farklı yelpazenin çeşitliği bakımından farklı türevde melekler vardır. Allah-u Teala'nın sadece kendisini tesbih ile meşgul olan melekler vardır. Mukarrebun denilen melekler. Onlar alemden, yaratılmıştan, mevcudattan hiçbirinden haberdar değillerdir. Onlar sadece Allah'ı tesbih ederler. Bu meleklerin içerisinde kimisi kıyamdadır. Kimisi rükûya eğilmiştir. Ebedi orada rükûda durur. Kimisi secdededir. Zaten namazın esasları da oradan gelir. Yani o meleklerin, o mukarrebun denilen meleklerin hareketlerini yaparız biz namazda. Onları da yapmış oluyoruz. Bu şekilde melekler vardır. Bunun dışında 7 kat gök diyoruz. 7 kat göğün, her bir göğün kendine münhasır melekleri vardır. Yeryüzünün melekleri vardır. Yeryüzünde görevli olan melekler vardır. İnsan üzerinde görevlendirilmiş melekler vardır. Bir insan vücudunda 360 tane melek vardır. Bizim duymamız, konuşmamız, görmemiz, yememiz, içmemiz, büyümemiz, saçımızın uzaması, sakalımızın uzaması, her neyse boyumuzun uzaması, bunları sağlayan vücudumuz içerisinde bulunan meleklerin görev yapmasıdır. Herhangi bir şekilde bir uzvumuzda bir arıza, sağlık yönünden bir sıkıntı olduğunda o uzuv, o organ faaliyetini yürütemediğinde Allah'tan aldığı emir ile o ilgili meleğin o organın işleyişini durdurmasıdır. İşin hakikati, hakikat ehline göre. Öyle ya. O melek o organın işleyişini durdurmuş olur. İşte ondan sonra o organdan arıza çıkar. Bu manada yeryüzünde işte Allah'ın zikir meclislerini arayan melekleri vardır. Sadece gıdaları Allah'ın zikrindendir. Böyle yerler ararlar. Kim, nerede bir kişi tek başına olsun, birkaç kişi toplanmış Allah'ı zikrediyor, tesbih yapıyor. Orayı hemen bulurlar ve seslenirler diyor. Evet öyle diyor. O zikir meclislerini arayan meleklere. Çabuk koşun gelin, buldum ben bir zikir meclisi. Gelirler, o zikir meclisinde zikredenlerle birlikte otururlar. Onlara hayır duada bulunurlar ve oradaki zikirden açığa çıkan, kulun yaptığı zikirden açığa çıkan suretten, manadan, ruhtan gıdalanırlar, beslenirler. Bu tür melekler de vardır. Allah'ın kullarına koruyucu olarak verdiği melekler vardır. Hafaza melekleri deniliyor. Yazıcı melekler vardır. Yaptığın günahı ya da sevabı yazan melekler. Sorgu melekleri vardır kabre girince gibi. Çok geniş manada aslında varoluşta, alemde, her şeyin özünde, nüvesinde melek vardır. Olaya böyle bakalım. Biz dıştan baktığımız zaman bir beton bina görürüz. Özünde onun da melek vardır. Çünkü melek, melk kökünden geliyor. Bir enerji demektir. Zaten var olan bir şeye, maddeye çok yüksek büyütme imkanı olan büyüteçle baktığınız zaman ne oluyor? Atomları görüyorsunuz, atom parçacıklarını görüyorsunuz. En nihayetinde artık enerji görür hale geliyor değil mi? Orada bir enerji akışı haline geliyor. Dolayısıyla maddenin de özü en nihayetinde enerjiye geliyor. Bugün kuantum fiziği denilen bu fizik alanı tasavvufun 1400 senedir İslam'ın anlattığı bu hakikatleri tasavvufu paralelinde artık bir buluş, bir keşif yapmış durumda kuantum fiziği denilen. Kuantum fiziği ile tasavvufta anlatılan bu hakikatler çok örtüşür. Onun için kuantum fiziği ile uğraşan ister istemez otomatik olarak tasavvufa yönelir. Ve bu Allah'ın kudretini görür, yaratıcılığını görür. Allah'ın sisteminin nasıl işlediğini anlar, idrak eder. Bu manada her şeyin özünde melek var dedik. Dolayısıyla bu yaratılış latiflikten kesifliğe doğru gitmekte. İşte biz madde dediğimiz bu alemde, kainatta, bunlar da kesiflikte derece dereceyiz değil mi? Bu kesif olan maddelerin de aslında özünde yine melekler bulunmakta. Ama bu kesiflik ile
çokluk dediğimiz, yani bir şeyden var olan, Nur-u Muhammediye, Hakikati Muhammediye'den var olan bütün bu kainat, alem, o bir şeyden var oldu. Ama o bir şeyden var olurken farklı suretlerde görünmekle ve farklı isimlerle isimlendirilmekle çokluk algısına girmiş olduk biz de. İnsan türü diyoruz, ağaç diyoruz, hayvan diyoruz, deniz diyoruz, kuş diyoruz, taş diyoruz, ot diyoruz vesaire. Bu aslında bütün her şeyin, bu saydıklarımızın kainatta var olan her şey özde bir şeyden var oldu. İşte tevhide yolculukta bu manada da bir bakış yapmamız gerekiyor. Yani çokluktan tekliğe doğru, kesretten vahdete doğru bir bakış sunuyor bize tasavvuf. Bunu anlamamızı sağlıyor. Cem dediğimiz cem olma, bir olma, hepsinin toplanması dediğimiz olay. Aslında bu olay şöyle bir şey. Yani teşbih yapıyoruz anlaşılması adına. Bir mürekkep şişesinin içerisinde dolu mürekkebi düşünün. Mürekkep, hepsi cem olmuş vaziyette. Baktığımız zaman bir tek şey, mürekkep diyoruz. Mürekkep demek aslında kelime manasıyla gene karışım demektir. Bir şeylerin birbirine karışması. Ama bu mürekkebi alıp da yazdığınız zaman bir kitap oluşuyor değil mi? Ve kitapta türlü türlü harflere, aziz Allah Celle Celaluhu, türlü türlü kelimelere, türlü türlü manalar ihtiva eden cümlelere bürünmüş oluyor. Yani özde mürekkep şişesinin içerisindeki bir kutu mürekkep sana kocaman bir kitap oluyor. Bir derya oluyor yani. İşte özde bir ilk yaratılan bir şey olan Nur-u Muhammediye, Hakikati Muhammediye'den bütün kainat var olmuş oldu. Melekler de ondan var oldu. Zaten bu yaratılışta birinci ciltte İbn Arabi Hazretleri bunları izah ederken bütün yaratılışı bu sıralamaya göre anlattı. Önce Allah-u Teala melekleri halketti ki bütün bu murad ettiği ilmi ilahide bulunan şeyleri ondan sonra o melekler vesilesiyle yaratmış oldu. İşte melekler yaratıldıktan sonra dünyanın oluşu bakımından ise önce madenler, değil mi? Sonra bitkiler. Dünyamız ne diyoruz? Kızgın bir top halindeydi. Sonra soğudu diyoruz. Artık milyonlarca yıl boyunca soğudu. Sonra su. Öyle diyor. Biz canlı olan her şeyi sudan yarattık Allah-u Teala. Su hayat kaynağı. Sonra suyla birlikte ne oldu? Bitkilerin, ondan sonra bitkiler zuhur ediyor dünya üzerinde. Bitkilerin zuhura gelmesi. Ondan sonra hayvanat. Hayvanlar zuhura geldi. Ondan sonra Allah-u Teala Hazreti Adem'i halketti. Sonra cennetten indirdi görevine binaen. Her ne kadar ifade edilirken cennetten kovuldu ifadesini kullananlar varsa da aslında İbn Arabi Hazretleri bu bir kovulma değil, kendisine yüklenen bir sır nedeniyle halifeliğin açığa çıkması için yeryüzüne inmesi gerekiyordu. Ve bunun için Allah-u Teala yeryüzüne inmesi için de onu yaratmış olduğu cennette yasaklamış olduğu meyveyi yememesini emrederken yemesini irade etti. Çünkü o meyveyi yemesi lazımdı. Yemesi lazımdı ki o bir bahane olacak, sebep olacak ki oradan çıkarılıp yeryüzüne indirilsin. Halife olarak yeryüzüne indi. Sonra pişmanlığıyla, tövbe istiğfarıyla tövbesi kabul oldu. Ondan sonra işte yeryüzünde halife oldu. Ve bu insanın yeryüzüne inmesiyle birlikte ve Ademoğullarının çoğalmasıyla birlikte aslında bütün bu kainatın işleyişinin anahtarı insandır. Alemde insan-ı kamil, Muhyiddin İbn Arabi Hazretleri böyle ifade eder. İnsan-ı kamil, kamil insan ama bakın. İnsan-ı kamil bütün alemin direğidir. Aynı bir çadırın direği gibi düşünün. İnsan-ı kamil alemden çekilirse, çadırın direği çekildiği gibi nasıl ki çadır çöker, işte alem de çöker. İşte en son insan-ı kamil vefat ettikten sonra Allah kıyamet koparacak. Çünkü alemin direği gitmiş oluyor. Gittiği için kıyamet kopacak. Bu alem, bu nizam duruşu insan-ı kamil durduğu sürece devam edecek. Onun için Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz buyuruyor ya bir hadis-i şerifinde, Allah Allah diyen devam ettiği sürece kıyamet kopmaz. Allah Allah diyen kalmadığında kıyamet kopacak. Buradaki Allah Allah diyenden kastı insan-ı kamil. Yani Allah'ı bilerek Allah diyen.
Her insanda insanı kamil olma potansiyeli vardır. İbn Arabi Hazretleri böyle ifade ediyor. Yani her birimizde insanı kamillik potansiyeli vardır. Fakat her birimiz ömrü hayatında insanı kamilliğimizi zuhura getiremeyiz. Açığa çıkaramayız. Bu potansiyel var ama potansiyel bil kuvve. Bil kuvve yani özde cevher olarak var. Bil fiil yani zuhura gelme, açığa çıkma herkeste olmaz. O istidatta kimi yarattıysa Allah ancak onda olur. O istidadı kime verdiyse o çıkarabilir o insanın kamillik özelliğini. Hasılı bunu da böylelikle bu paragrafı da böyle bir ifade etmiş oluyoruz. Dediğim gibi tekrar söylüyorum. Aslında konuyla alakalı çok uzun konuşulabilir. Çok detaylar konuşulabilir.